Park Yaratanlar programının bu oturumuna hoş geldiniz. bu oturumda Profesör Hasan Yazıcı ile görüşeceğiz. Kendisi tüm kuşaklarda Cumhuriyet sonrası tıp, tıbbın yetiştirdiği çok değerli bir bilim adamı. Benim bildiğim kadarıyla veriye dayalı yani kanıtı dayalı tıbbın ilk öncülerinden, ilk öğretmenlerinden ve hepimizin için son derece değerli bir bilim insanı. Bu akımdan kendisiyle görüşmek istedim. Kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ediniz. olun. Hakikaca. Çok çok memnun oldum ben de. Sağ evet. olun. Var olun. Hasan Bey şöyle başlayalım isterseniz. Nerede olup büyüdünüz? Ailenizin meslek seçimine ne gibi etkisi oldu? Valla ben... şöyle şimdi oturduğum yer bir, herhalde iyi bir şans. Doğduğum yere 500 metre mesafede, yani şey, Şifa Kadıköylüyüm, Kadıköylüyüm. Orada, orada büyüdüm. İşte bir ara gittim, bir 5 sene gibi Amerika'da kaldım, eğitim gördüm, geldim. Ama hep oralardayım, ondan da çok memnunum. Şimdi eğitim seçmemi rahmetli babam biraz şey yaptı, bir defa beni serbest bıraktıydı. Oğlum ne ne yaparsan yap ama iyisini yap, ee, aranan birisi ol, dediydi. Ee, biraz şeye, politikacı, daha doğrusu siyasal bilgiler okumaya da bir miktar eğilimim vardı. Onu çok direkt söylemedi ama veto edeceğini <laughs> e, seziyordum. Ee, bu arada belki biraz da şey olarak, duygusal da olarak, rahmetli dedem ki anımsıyorum ben o bir göz hekimi, askeri göz hekimi, onu benim çok sevdiğini biliyorum. Hatta şey demiş bir ara, belki Hasan da göze kim olur, aletlerim ona kalsın falan demiş. Ee, bir de galiba öyle öyle bir tarafta var işin içinde. Yani öyle, esasında serbestim. Ee, İlla ki şunu ol, bunu ol denmedi bana. Evet Peki, Sırrıta Fakültesi'nde, ya, nasıl bir eğitim aldınız? Valla fena iyi bir eğitim aldım ama müsaadenizle ondan biraz geriye gitmek Tabii. istiyorum. Çünkü işte Moda İlkokulu'nu bitirdim. Moda İlkokulu'nu bitirdikten sonra yatılı olarak babam Iskarlık'a Robert Kolej'i verdi. Robert Koleji liseye verdi. Şimdi orada da bu e, doktor olmamda biraz bir takım etkiler var. Bunlardan bir tanesi Sayın Afife Demirel, biyoloji hocam oldu. Dokuzuncu sınıfta. Kendisi esaslı iç hastalıkları doçenti Cevappaşa'da Ama oradan ayrılmış sonra. Beğenmemiş o işleri. Çok affedersin. Tıp doktoru, biyoloji dersi. Evet, böyle. evet. Şimdi Robert Kolej'de o zamanlar, şimdi var mı bilmiyorum valla. Öyle insanlar vardı. Ee, yani üniversiteye girmiş ama üniversiteden ayrılmış akademik hayattan. Gelmişler Robert Kolej'de çalışıyorlar. Bunlardan bir diğeri Türk çocuğunuz Münir Aysu'ydu. Doktora yapmış. Ee, İran'da çok iyi bir şeyciydi. O bize geldi, çok iyi Türkçe öğrettiydi. Türkçe edebiyatı öğrettiydi. Falan. Lise Afife Hanım vardı, Afife Hoca. O tamamen insan biyolojisi bize 9. sınıfta şey yaptı. Onu çok sevdimdi. Çok iyi hatırlıyorum. Daha sonra iyi bir güzel de bir anı var onda. Ee, Sayın Medya Esenel son sınıfta sosyoloji hocam oldu. Şimdi biraz sosyolojiye de ben meraklıyım. Ee, şey, o, daha doğrusu bir itirafta bulunayım. Biraz çok çocukça bulabilirsiniz. Lise hayatımda şöyle bir şey vardı. Ya ben insanı mı kurtarayım, toplumu mu kurtarayım diye <laughs> düşünürdüm. <Biraz gülüyor> kendi beğenmişim. Bu gerçek böyle biraz kafamda. Onun için acaba işte şey babam da onu söyledi. Şimdi mı gideyim falan. Da Melih Hanım geldi. Sosyolojiyi de seviyorum ben. Bir derste ee, şey yapıyor. Niyazi Berkes'ten bahsediyor. Niyazi Berkes'ten bahsederken ben hemen o kadar alık ettim. Dedim ki hocam dedim ben de o dediğiniz kitabı okudum ama e, Sayın Berkes öyle demiyor o kitapta dedim. Veli e, Hanım bir şey söylemedi, sesini çıkartmadı. Aradan kısa bir süre, bir 20 dakika sonra gene Niyazi Berkes lafı geçti. Gene ben aynı lafı söyleyince o sırada zil çaldı. Ve Hanım çok hep böyle Hasan Bey falan. Hasan Bey biraz bana gelir misiniz dedi, gittim. Gayet kibar bir şekilde. <laughs> Hatta ayağa kalk, hiç unutmuyorum. Ufak tefekte bir hanımcağızdı. Dedi ki, Hasan Bey dedi, ben dedi, Niyazi Berkez'i çok iyi tanırım, bilirim dedi. Çünkü kendisi eski eşimdi, <laughs> dedi. Şimdi ben tabii bu tanıdığına doğru kitapla okumaya. E, Melih Hanım esasında 1942'de falan, işte Niyazi Berkez, Beyice Boran, Fertem Boratav, o gruptan ve o grubun en fazla veri toplayanı. Ankara'nın köylerinde veri topluyor. Bayağı sağlam veri topluyor. E, fakat sonra dışlanıyor. Nihazi merkezle beraber tabii Kanada'ya gidiyorlar. Orada çalışıyor. Sonra öğrendim ki sosyolojik veri toplamaya Mediha Hanım çok meraklı. Ben de Mediha Hanım'a çok sonra hastam da oldu Mediha Hanım. E, Mediha Hoca yani o veri toplamaya o zamanlarda şeyim var, merakım var. Ha, tıp fakültesine girince fena öğrenci değildim. Fena öğrenci değildim. Sajlarım iyiydi filan. Fakat sonra işte Amerika'ya gittim. ECFMC sınavını verdim. Ee, orada bir tuhaf olay oldu. Daha internim Philadelphia'da, Albert Einstein'da. O Temple'a bağlı bir şey, tıp kurumu. Yani New York'taki meşhur Albert Einstein değil. Orada bir şey var. Ee, George Erlich diye bir hocamız var. Oranın da bir önemli rom, romatolog bir de rehabilitasyon merkezi yönetiyor. Beni ona tanıştırdılar. Dediler ki işte Hasan da İstanbul'dan geldi. Bizde intern falan. Hemen George Erdoğan'ın lafı a dedi. Demek bir Behçet hastalığı uzmanı geldi bize dedi. Deyince utandım. Çünkü sizi temin ederim. beşet hastalığı hakkında hemen hiçbir şey bilmiyordum ben. Ta ki George diye diyene kadar bana. Sonra öğrenim George Erdoğan Beçalsa meraklı, kendi yayınları var filan. Sonra, sonra biraz şey utanarak da öğrendiğim bir şey öğrendim. Hulusi Behçet Hoca'nın tabii çok büyük katkıları var. Dünya var, biraz aksi bir adam. Kitaplık olmasından şikayetçi filan. E bir de Hulusi Behçet'i kıskanıyorlar gayet açık şeyleri e filan. Yani e, onu biraz dışlamışlar. Veri toplamak, verileri yaymak çok makbul bir şey değil. Buna mukabil başkalarının verilerini toplamak, onları kendim onları yazmak, onları şey yapmak, kendi biliyoruz. Onlar şey kötü bir şeyim yani kötü değil de gene İstanbul Üniversitesi ile ilgili. O zaman da rahmetli eşimle arkadaşlık ediyorduk. O çalışıyor. İngiliz kültür heyeti var. onu almaya gidiyorum ben tıp fakültesinden çıkıp çalıştığı yerden Gümüşlüğü'nde. Oraya gidip ders kitaplarına bakardım İngilizce. Kısa bir zamanda çok üzülerek gördüm ki o ders kitaplarının çok bizim hocalarımın ders kitaplarının iyi bir kısmı o İngilizce kitaplardan alınmış. O sonra devam etti malum bu benim şeye intihalle ilgili merakım falan. Tuhaf bir şey o öyle değil. Sonra bir de derler ki işte şey e, o zaman herkes yaparmış. E canım Osmanlı'da herkes şeyde hazine bittiği zaman gidip işte bir yerlerde paralar toplayıp etrafı yerip gidip muhta sarf edermişiz. Yok böyle bir şey. Anatomi üç bulut düşünemiyor falan. Öyle bir şeyler var. Ve ilk, kere, ilk kez bütün tahsil şeyinde ikinci sınıfın sonunda ben güz döneminde kaldım anatomide. Bütün yaz oturdum çalıştım. Fizyolojim pek iyi. Biyokimya iyi falan. Oraya şey çektim. Tekrar sınava girdik. Sınavda e, bir baktım ki ya orta zor alırım yani. Gene zor işler. Neyse böyle titreyerek gittik hocanın kapısına. Bekledik bakacağız. Şimdi benim kaynem geldi içeriden. Hoca okumuş. Orta yazıyor. Yalnız ortanın üstü çizilmiş iyi yazıyor. Ya benim iyi olması imkan yok oğlum. Şey, Hoca ile konuşmak istiyorum dedim kapıcıya. peki dedi girdim. içeri hiç unuturum. Rahmetli Fazıl Noyan Hoca. Oturuyor orada. Ben böyle giderken dedi ki niye geldiğini biliyorum dedi. E, nereden anladın? Ben değiştirdim notunu dedi. Niye dedim? Hani sen dedi osteoloji sınavında dedi, bilmiyorum dedin ya dedi. İşte dedi etrafa şey olsun diye. Çok beğendim seni bilmiyorum demeni dedi. Tabii ondan sonra ben fazla Hoca'yı yere göre koyamadım. Öyle bir kıymetli hocamdı. Diğer tabii fevkalade kıymetli hocam Melih Tahsinoğlu'ydu. Patolog, erken kaybettik. Patolojiye çok meraklıydım. Patolog olmak istiyordum. Anlaşmıştık. Hatta Amerika'ya giderken ilk başta Şeye, e, klinik patoloji okumak için müracaat yapmıştım ve Boston Üniversitesi kabul edildi, edildim de. Fakat son dakikada işte o sırada da evleniyordum filan. E, dedim ki önce bir şey yapayım. E, dahiliye şeye gireyim sonra belki patoloji okudum. Melih Hoca'ya korkarak anlattım. O çünkü beni asistan alacaktı hemen. Hiç merak etme Hasan'cığım dedi. Çok yapacak iş var. Güle güle git, güle güle gel dedi. Ne kadar güzel bir cevap. Ne kadar güzel cevap. Dedi. Hoca'yı da şey yapalım. Melih Hoca'nın olsun Talia Bali Aykan vardı. Çok ciddi bir şeydi patoloji. onu severek şey yaptım. Asuman Muhlis Tuzlacı hocam var, radyolog. Onlar sakko ilak eklemlere iltihap bakımından çok meraklıydık. Onda güzel çalışmalar yaptık beraber. Asuman Müftüoğlu Hoca bana çok şey öğretti. Ben döndüm şeyden, e, kendi odasında ilk immün floresans mikroskobuyla orada uzun zaman çalıştım. Çok iyi bir immün mikroskobu vardı odasında. Vesaire vesaire. Yani çok iyi hocalarımız vardı. E, ama genellikle sınıfımın en iyilerindendim. Gayet açık olarak söyleyeyim. Amerika'ya gittiğimde çok şey bilmediğimi öğrendim. Eee... Ama yani işte şey böyle, dünya böyle. Peki sizin çok okuduğunuz aşikar zaten biliyoruz kuşaklardan beri. En çok hangi kitapları sevdiniz Vallahi, ve dergileri? Çok çok, çok şiiret esasında. Şimdi sevmediğim kitapları çok daha rahat sayarım da ders kitapları. Sevdiğim kitapları bir defa ilginç bir tanesi. En sevdiğim kitabı esasında bu yaz okudum. Ve şey, e, yepyeni yazılmış bir kitap. O da tıpta rastal olaylar. E, İngilizcesi Random Acts in Medicine. Çok çok güzel bir kitap. Burada bize e, şey anlatıyor, nasıl bizim gözlemsel veriler dediğimiz verilere olan biten şeyler, doğumlar, ölümler vesaire falan. Onlara, onlardan çıkarak bayağı güzel kontrollü çalışmalar nasıl yapılır? Çok büyük keyifle e, okudum. Diğer şeyden beri galiba üçüncü sınıftan beri şey, New England Journal'a aboneyimdir. Her hafta, her perşembe ve hala kızarım diye artık bu yaşa geldim biraz indirim yapmıyorlar diye. <laughs> Onu takip etmeye çalışım. Ciddi dergi gene bizim en azından internal medicine e, takip etmeye devamlı çalıştığım dergilerdir. E, onun dışında da yani ders kitapları ile biraz kolaylık yapayım. Şey, şey yapayım. Ee, kendi yazdığım bir tane öğrenciler için ders kitabı vardı. Onu beğenirim hala. Fena, fena yazmamışım derim. Ama e, o da hocalarımla, iki hocamla beraber yazdım da. Ee, ders kitapları aram çok iyi değildi. Yani biraz şeyim de ders kitaplarını hani yanlış arardım. Bir yerinde yanlış yapıyor filan bu derdim. filan e, öyle ders kitaplarıydı aram. Genellikle böyle. Peki Hasan Bey. Um, ileride yani araştırma yapmak isteyen genç hekimler veya genç araştırıcılar, yani bilim insanları, bu temel bilimde olabilir, klinik sahada olabilir, başka alanda olabilir. Sizce neyi istemeli bunlar? Ha, bakın şimdi yine isterseniz ona biraz dolaylı oğlum üzerinden cevap vereyim. Tabii. Çünkü e, en büyük oğlum da o da hekim. Hatta o da benim gibi romatolog. O bana geçenlerde güzel bir kitap tavsiye etti. Anaximenes'den meşhur, milletli, felsefeci. Ya baba onun kitabını oku dedi. Onun hakkında yazıp yeni bir kitap var oku dedi. Okudum. Fena kadar da ilginç bir şey. Yani benim söylemek istediğime çok güzel ifade ediyor. Şimdi bunlar millette bir grup işte tabii şeyler var. Dedi. Meşhur Yunanlı felsefeciler var. İşte matematikçiler var. Falan. Bunlar birdenbire şey anlatmaya başlıyorlar. Yağmur nasıl oluyor? İşte yağmur deniz suları buharlaşıyor. Sonra tekrar hava soyunca aşağı iniyor filan. Ha bilmem yağmuru bilmem ne tanrısı indirdi aşağı demiyorlar. Ha onların saygısızlıkları da yok. Arada bir şey yapıyor. Onlara kurban da veriyorlar filan ama yavaş yavaş hiç doğa üstü güçlere şey yapmadan doğa üstü güçlere insan aklına hürmet ederek o çok önemli. İnsan aklı en üst değer alıp ona hürmet Ha insan aklını insana bu aklın nasıl bahşedildiği ayrı bir konu. Ama e, o bahşedilmeye de saygı göstermek bakımında önce insan aklına saygılı olmak lazım. Ha buna mukabil o kitaptan öğrendiğim Çinliler ki işte barutu bulmuşlar, kağıdı bulmuşlar vesaire. O biz binlerce yıldan beri ve günümüz dahil olmak üzere pek bir türlü dünyanın entelektüel hayatını, düşünce şeyini ileri götüremiyorlar. Onun için bu insan aklına, hep en başta kendi aklına saygı göstermek, bu çok önemli. İkincisi öz eleştiri, fevkalade önemli. Nerede yanlış yaptım, herkes yanlış yapabilir. Üçüncüsü, başkalarının yaptığına katılmamak. Bakın işte şeyi alalım, ee, en klasik örnek hani var ya, işte Sokrat, Plato, Aristo. Şimdi Aristo, <laughs> Çok eski ama e, Aristo Platon dediği bir, takım, bir takım yanlış laflar var. Aristo Platon hürmetlik etmiyor ama kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hele bu gözlemlerle birleştiği zaman ki o zaman fazla gözlemliyor. O bilim gelişiyor. Bu ne olur ne olur. İşte hocam böyle demiş. O demin bahsettiğim aşırmalar da bunda. Bunu demişler vazgeçip. daha bunlar demiş ama ben de düşünüyorum. Benim aklım var bu. Ha ondan sonrası alet, edevat vesaire filan çok sonra görüyor. Önce sorgulayan insanlar ve o sorgulamak da çok erken yaşta başlıyor. Yani hatta 6 yaşına kadar filan o fikirler insanlara gelmeye başlıyor. Etraf sorgulayan, katılmayan insanlar var. O, esas olan olay o. ha, ondan sonra klinik bilimlere gidersin, temel bilimlere gidersin veya her ikisini de yaparsın. Onlar başka şeyler. Ama düşünmeyene, katılmayana hürmet etmek hatta o konuda çok e, ilginç bir gözlemi vardı. Daha lafı vardı. Elliot. Şimdi meşhur şey var. George Elliot'tir galiba. Meşhur şey var ya T.S. Elliot, Amerikalı öğrenci. Evet. Bu amcaoğlu bunun. Bu adamın ünü 40 yıl kadar Harvard Üniversitesi'nin başındaymış. Bu adamın, demiş ki, üniversitenin esasında üç tane görevi vardır ama görev var. Birincisi dar bir alanda gözlem yaparsın dermiş. Tamam mı? İkincisi o dar alandaki gözlemi yaparken kesinlikle onu geniş bir alana bunu bilimsel şey, ekstrapole etmek. Yani eğer beş veya yedi tane veri toplamışsan onu 15-20 veriye çık şey etmemek, Onları, açık, onları beş veriyle açıklama bak. Veyahut bridge'den örnek vereyim. Elinde 11 puan var ise bilmem 20 puan, 25 puan gibi gitmemek. Tamam mı? O ikinci olay. Yani bir, dal aranda veri toplamak. iki o verileri sonuçlarını sunarken o verilerle sınırlı tutmak. Üç, eğer bunları yapmıyorsa bunu yapanlara saygı duymak. Üniversitenin bu üç fonksiyonu varmış, var demiş Eliyet. günahları da var. Eliyet mesela kadınlara biraz şey hor görülmüş falan. Bunlar kötü şu tarafları. Ama bu çok önemli. Bir de buna belki dördüncü hadde olmayarak bir de öz eleştiri yapmak. Ki öz eleştiri aydınlanmanın en şeyi. Ha tıptaki öz eleştiri veya bilimsel şey, ha, nedir? Kendi kritiğini yapmak. Kendi şeylerini yapmak. Sınırlamalarını koymak. Bir örnek vereyim mesela. Yıllar evvel bir çalışma yaptıktı o çalışmada gösterdikçe resmi olarak diplomatoloji dergilerini aldık. Ve bunlardaki temel bilimler ve klinik bilimler arasındaki ne kadar klinik bilim, yaza, bilimlerde yazı yazanlar kendilerini özelleştiriyorlar veyahut temel bilimlerde. Gördük ki klinik bilimlerde daha fazla, çok daha fazla yani %30, %70 oranında gibi temel bilimlere karşı şey, e, özelleştiri var. Şimdi bu önemli. Onun için yani şeyden belki rekabetten oluyor bilemiyorum. Temel bilimlerde belki daha fazla rekabet var. Ama öz eleştiri bence bilimin çok önemli bir parçası. Tabii çok teşekkür ederiz. bunlar bizler için herkes için herkesin çok değerli mesajlar. Peki Hasan Bey, siz aktif bir hekimsiniz. Aktif olarak çalışıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Peki akademik hayatınızın bundan sonraki evresinde neler yapmayı düşünüyorsunuz? <laughs> Vallahi şöyle birisi bana meşhur şeydi bir İngiliz bu anti TNF ilaçları falan eden e, bulanlardan bir tanesi de o bana demişti hiç unutmuyorum. E, ya Hasan emekli olduktan sonra daha fazla okumaya başladım demişti vakit buldum. Şimdi öyle gibi biraz yani e, bundan sonra gene ben tıp yapıyorum. İşte haftada iki defa çalışıyorum. Hastalarımı görüyorum hala. Ondan sonra öğrencilerle kendi yetiştirdiğim daha doğrusu asistanlar işte onda bir iktisat profesörden oldu. Onlarla şey yapmaya çalışıyorum. Gözlem yapmaya çalışıyorum. Ee, bir de biraz sağa sola nasihat vermeye çalışıyorum galiba. Bakın 1994 yıldır benim oğlum Cerrahpaşa'dan mezun oldu. Onun mezuniyet töreninde şöyle bir konuşma yapmıştım. Dedim ki işte bu kadar dedim gayet açık olarak konuşmaya çalışacağım. Çünkü dedim hani var ya çocuğumuz dedim bir yerden evden çıkacak bir yere gidecek. İşte benim oğlum böyle dedim bitiriyor. Tam kapı aralığında işte oğlum şuna dikkat et buna dikkat et sakın bunu yapma geç kalma gibi laflar edersin dedim. Bu konuşmayı öyle yapıyorum dedim. Bu çıktı, çıktı sonra hem Cumhuriyet'te de yayınlandı benim kitaplardan bir tanesinde de var filan. Şimdi biraz öyle hissediyorum kendimi. Bu sefer kapıdan dışarı çıkan benim. Onun için evde kalanlara bir miktar dönüyorum. Ya ben gidiyorum. Şunları, şunları, şunları yapmayın veya şunları, şunları yapın demek istiyorum. Öyle bir his var içimde. Onun için ben biraz fazla da konuşuyorum. Ama ee, bunları onlara anlatmak istiyorum. Problemleri. Çok sorun, çok büyük sorunlarımız var. Bakın bunlardan bir tanesi hep hani muasır medeniyet seviyesi var ya, o çok önemli. Tövbeler önemli. Hatta muasır medeniyet seviyesini aşmak da istiyoruz. Ama bugün dünya biliminin, ben tabi romatolojiyi az çok biliyorum, tıbbı bir miktar biliyorum. Ee, da orada dünya da çok değişti. Ee, bizim zamanımızda biz öğrenirken ayıp olan şeyler, bilimsel ayıp olan şeyler bugün çok rahat e, yapılabiliyor örnek dergiler. Ben haftada 2-3 tane örneklerini vermeye utandım. İşte bizim bu dergi çıkıyor, bu derginin bir tek bir yazısı kaldı. Hocam şunu yazıp bana gönderseler. Bunlar işte Amerika, İtalya bilmem ne bir takım dergiler. Bunlar var. E bunlar e, çok ayıp şeyler. Yani e, bu para karşılığı falan da değil. İşte oraya girecek, şey yapacak. Tabi para karşılığı yapmak, e, bu kadar veririz falan fıstık, o daha da ayıp şeyler kendin şey yapıp da işte baskı şeyi dışında bunlar, bunlar hepsi çok rahat yapılan şeyler. Keza öz eleştiri fevkalade az e, yapılıyor. Yükseltmelerde çok büyük bizim ülkemizde problemler var. Bakın çok ciddi bir olay var. Özür dilerim bakın diyor. 1970'lerde Amerika'da bir değişiklik oluyor. Diyorlar ki işte şeyler Reagan falan zamanı. ne şimdi neoliberal falan diyorlar ya bence neoliberal de yanlış bir laf. Neoliberal falan yok ortada. Liberalizm çok önemli bir şey. Neoliberal, liberalizmin biraz şey demiş şekli. Çok bozulmuş şekli. Ee, esas talavergesi. Evet. Öyle bir şey yok. Liberalizm çok önemli. Bireye önem, pek önemli. Birey çok önemli. Bireyin aklı çok önemli. Ona önem vermiyorsun. İşte şey. Bir takım şimdi dünya bu tarafa da gidiyor. 15 dakika şey göreceksin. İşte bunu yaparsan böyle yapar. Bunun getirisi nedir? Filan fıstık gibi işler e, yapılıyor. Maalesef ülkemizde de bak, Şimdi bazı partilerin şu andaki programında bu vardı. Seçimlerde ne var? de bu hali. Buna şey diyorlar. Manage universities. Tamam mı? Yani bir de böyle şey bir de yavaş yavaş bu idareci şeyleri çıkacak. Bilim de aynı vaziyete gelmeye başladı. Ya sadece bilim şey de oldu. Uluslararası çalışmalarla olur. Ya uluslararası çalışmalar tabii önemli. Bunda bir tereddüt yok. Ama bir çalışma uluslararası olması onun itibarını şey yapmıyor. Evet yani. tabii ki. Birisi birisi çıkar bir yerden tamamen başka bir şey söyler. Onlara fırsat verilmiyor artık. Çocuklar bunu bilmiyorlar. Yani cesaret edemiyorlar. Yani derdimizde Batı'yı örnek alırken şu anda, ki çok vermeye çalıştığım mesaj bu bizim insanlarımıza, Batı'nın bugününü almayın. Eğer almak istiyorsanız hemen iki Dünya Savaşı sonrasını alın. Başka örnek vereyim size. Ben şeye oldukça meraklıyım. Kontrollü çalışmalara, randomize kontrollü çalışmalara. Ee, biraz iftiharla söyleyeyim. Bizim ülkenin ilk şeyde bizim Beçet'e yaptığımız koşun çalışmasıdır. Şimdi artık randomize kontrolme çalışmalar yapılırken ve şey için yapılıyorlar. Ne olan Bir yan etkisi var ilacın çıkıyor piyasaya. Bu yan etki ortaya çıkıyor mu diye tekrar bu ilaç alanları almayanlarla kıyaslıp bu ilaç daha erken öldürüyor mu veya felç yapıyor mu diye çalışmalar çıkıyor. Şimdi geriye dönelim. Nuremberg mahkemeleri var. 1947 galiba. 47, 48'te tamam mı? Orada meşhur Nuremberg kodu çıkar ortaya. Der ki hiçbir zaman bir hasta üzerinde o hastaya zarar ver, verip vermediğini bir şeyin görecek çalışma yapamazsın diyorlar. Eğer öyle yaparsan ya sen de ya kendin ya akabarlığın katacaksın o çalışmaya diyor. Şimdi bu unutuldu. Nuremberg'den bir sonraki basa Helsinki'de söylenmedi fena Artık bu laf söylenmiyor. Hatta isteniyor bu çalışmalar böyle çalışmalar yapma. Heh. Bu benim 40 evvel, 40 50 yıl evvel öğrenmeye çalıştığıma ve hala öğretmeye çalıştığıma uymuyor. Tartışırız. Bazı durumlarda belki olabilir. O kötü şey kaşınma olabilir. Ee, kötü etki. Veya saç dökülmesi olabilir. Ama o kötü etki kalp krizi olunca, felç olunca insanlara ikiye bölüp rastgele bir kısmı diyemezsin. Bir süre sonra hiçbir şey bulamazsın. Nelerle olarak. Onun için çalışmalara katılacak, pratik sonucu da bilimsel bakımdan diyelim, insani tarafını bırak, oraya çak, 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 şey yapacak e, gönüllü esasında bulmak fevkalade zor hale gelebilir. Keza gene şeylerin, e, demin o kitabı çok beğendiğimi söyledim başta hani e, tıp ve şey randomizasyon, Covid takibi dünyada birçok bakımdan iyi, Raşıların bulunması erken filan. Ama bıçak bakımdan da yüz karasıdır. Yani şey yoktuk. Çok az sayıda toplumdan belirli bir toplum kesimini rastgele seçip onları bırakın viral testler filan yapmayı. Ya geçirdin mi şey, geçirmedin mi diye takip etmek. Yok. Bakın Tabii. bu çalışmalar başladığı zaman, Tabii. Ilk COVID başladığı zaman ben bir takım şeylere, büyük sanayi şeylerine de başvuruda bulundum. Dedim ki kardeşim de sizde işte 100 bin kişi çalışıyor. Tamam Bu 100 bin kişi içinde biz alalım 5'te bir örnek falan. 20 bin kişi diyelim. Tamam mı? Bunları takip edin. Hatta bunlara test bile yapmanız gerek yok. Bu arkadaş sizden COVID'e oldum diye rapor almış mı almamıştı. işe gelmemiş. Evet. Çok gayet takip ederiz dedim. <laughs> Tabii bu bütün Türkiye'yi temsil etmez. Ama... İşte en az ortaokul mezunları filandır bunlar. Geçinecek insanlar. Tüm Türkiye değil. Ama neyi temsil etmediğini de biliriz. Neyi temsil edin? Onu biliriz. Ve bundan çıkar. Hala bunlar yapılmıyor. Ve bu büyük endüstri şirket şeyler, kuruluşlar bunu istemediler. Rekabet yasaları dediler bilmem ne filan fıstık. Yok. Sonra öğrendim gizli gizli yapıyorlarmış ama bunlar. Birbirlerine söylemeden. Şimdi gene bakın geliyor COVID gene başlayacak. Gene elimizde, ha bize Amerika'da fazla yok bunlar yapılmadı. Başka İsrail falan yaptı ama öyle takip etmiyoruz. Rastgele örnek alıp, rastgele örneği ileriye yönük şey Yani bilim pek sesini çıkartamıyor. Bilim suskun, politikacılar, şeyler, ticari amaçlılar sadece. olma, hem o sonra da sonu oluyor, hem ticaretin de sonu oluyor sonunda. Covid'in yapmaya çalıştığı gibi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi size iki sorum daha var. Birincisi bitirmeden önce siz de bir klinik hekimsiniz. Yani bir hekim olarak, bir doktor olarak siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? <laughs> Bu çok ee, sağ merak edeceklerdir bizi izleyenler. Sağ ol, sağ ol. Şimdi şöyle, e, herhalde benden iyiyim, kötüyüm dememem de beklemiyorsunuz da mesleğimi e, se sevdiğim Tabii, legal, o işi başka, şey, Tabii. başka bir şey aklıma Mesela, bir, mesela bir hocamızla konuştum bana demişti ki ben çok heyecanlanıyorum halen hasta görünce. Tek tek. Heh. Şimdi ben hasta görünce bir defa e, belki biraz zoraki önce ama sonradan doğal olmaya başlıyor. E, hastanın dertleriyle ilgilenmeye Tabii. başlıyor. O, o beni çok rahatlatıyor. Açık olarak söyleyeyim. O, o bir şeyler yapmış hissediyorum kendimi. Ha bazen siz de çok iyi hekimsiniz biliyorum. Ama mesela diyelim ki 20 hastada bire veya 10 çok iyi bir şey yapıyor. O beni çok sevindiriyor. O bana şey yapıyor. E, onun için çok sevdiğim bir hikayem var. Kitaplarda da yazdım bunu söyledim. İsterseniz burada bir daha anlatayım. Şimdiye kadar işte biraz ödüller falan aldım. Bana bir şey kesek Mandalina verdi birisi. Onun hikayesini anlatayım isterseniz size. Şimdi bir gün Haydarpaşa numaranın hastanesinde bir hasta görmeye gittim. Konstansiyona çağırdılar. Böyle merdivenlerden çıkacağım, koğuşa gideceğim. Merdivenin başında iki tane hanım oturuyor. Gittim bir tanesini tanır gibi oldum. Çıktım yukarı hastayı görüyorum. 20 dakika sonra iniyorum. Baktım o hanım ayağa kalkmış. Elinde böyle bir kese kağıdı var. O kese kağıdını dedi ki Hasan Bey beni tanımadınız dedi. Ben dedi siz baktığınız işte şu hastanın dedi annesiyim dedi. O hastayı çok iyi hatırladım bir de. Çünkü 11 yaşındayken hastayı kaybettik de. de hatta ben o zaman şimdi profesör oldu, o da emekli olan hoca. Beraber bir juvenile romatoid var, çocuk bıçağı romatizması. Ve ona o zamandan altın tuzları da veriliyor falan. Verdik, şey ettik. Fakat karaciğer yetmezliğine girdi. Ama hastalığın kendisi de yapar. Ve içimizde daha böyle bir şey vardı. Bu kızcağızı hastalığın kendisinden mi yoksa ilaçtan mı kaybettik falan tartıştı. Ben çok iyi hatırladım. Ondan sonra dedi ki, Asım Hocam dedi, sağ olun dedi, kızıma çok iyi baktınız dedi. Siz de yukarıdayken dedi, ben dışarı çıktım dedi, kapıda dedi, şey vardı dedi. E, meyvacılar vardı. İşte dedi, bir kilo mandalina aldım, getirdim. Lütfen dedi, kabul edin bunu dedi. Şimdi ben bunu unutamıyorum. Hatta şimdi anlatırken de böyle bir tuhaf oluyorum. E, kadın çok düzdü. Ama seviniyorum, benim de bu mesleğin nasıl olduğunu bana çok iyi anlatıyor. İşte bunu çok anlatmak etrafa çok zor. Hani şimdi doktorlar laflar ediyor, şudur budur falan ama bu hissi yani yanlış yaptığı, çocuğunu kaybeden bir, yanlış yaptığını düşündüğü, yanlış yaptığını da diyemiyorum, demiyorum. Annesi tarafından kızıma iyilik yaptın, Ne grup insana söylenir. Bakın hekimlerin bir özelliği var. Hekimler doğanın ne kadar adaletsiz olduğunu biliyorlar ve bütün çabamız bizim, sizin de öyle, o adaletsizliği biraz adaletli hale getirmek. Onun için insanlara çok yakınız. Ha, bu insanlığa çok yakın olmamız kimi zaman başka şeylere de yol açıyor. Bizi diyor, şey için kullanıyorlar, işte bilmem ben, çıplak ayaklı hekimler veya 12 Eylül'den sonra gidip şu... Evet, yap evet, Hayır, hayır. Bir de Türkçe'de bir problem var orada. Biz tıp öğreniyoruz. Biz şey değiliz. Ee, sağlığı düzeltmek içinde bir ameliyiz esasında. Biz esas bize öğretilen iyi vermek, etrafa temiz su vermek, yolları şey etmek, kanalizasyon yapmak bizim görevimiz değil. Para kazandırmak da insanın görevi değil. Biz patoloji öğreniyoruz. Biz insanlara nasıl kötülük yapıldığını öğreniyoruz, kötü olduğunu öğreniyoruz. Biz onu iyi etmeye çalışıyoruz. Bizim 6 yıl eğitimimiz sonra yan dal dalbarsı 14-18 neyse hep onun için. Onu unutmayalım. O bizi başka türlü kullanmak isteyenler var. Bizi reçete yazmak için kullanmak isteyenler var. Bizi kendi politika... Sadece işte bizde değil, Obama bile yaptı bunu zamanında. Tamam mı? Onun için bu şeylere hekim olduğuma çok memnunum. Çünkü kendi aklıma şeyim var, saygım var. Ve işte doğanın adaletsizliğini de biliyorum. Onu birazcık daha adaletli hale getirebiliyorsam ne mutlu bana diyor. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Son sorum da eee Tıp dışındaki alanlarınız da merak edecektir bizi izleyenler gene. Ha. Bunu da başarılı ederseniz. <laughs> Dediğiniz gibi şey, e, okumayı severim vesaire. Bir zamanlar kötü bir piyano çalardım ama o eve gelen misafirler de şikayetçi olurlardı falan. Sonra onu çocuklara da şey yaptım onu filan. E, gene dediğim gibi uzun yıllar kötü tenis oynadım. Ama şimdi yürüyorum, biraz hareket etmeye e, çalışıyorum. Ama dediğim gibi esas... Ee, bir şeyler okuyup ve birçok şeyi de sevinerek öğreniyorum ki yeni yeni biraz daha fazla okumaya vaktim var ve şey yapıyorum okunduk okudukça seviniyorum ee, tıp dışında anladım iş benim bu Bak. evet nasıl desem ki çok çok teşekkürler bize bize çok bize hayatınızı anlattınız. Ee, eminim herkes çok şey öğrendi. Bu bu an bugün e, en azından benim için çok değerli çünkü hocamızı gerçi farklı branşlarda olsak bile hepimiz tanıyorduk e, geçmiş yıllardan ve burada da bu perçinlenmiş oldu. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Bugünkü e, Fark Yaratan programının sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz. Daha sonraki bir başka programda görüşmek üzere hoşça kalın diyor.